ip gibi dizilmişler. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özeller, Genel Başkan Yardımcıları, Ahmet Davutoğlu, Canan Kaftancı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, o Demokrat Parti'nin liderinin adını bilmiyorum. Onun adını Gültekin, Gültekin, onu bilmiyorum adını şeyini. Böyle belediye başkanları, milletvekilleri böyle ip gibi dizilmişler. Ne yapıyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe yapıyorlar. Dün ve önceki günden başlayıp dün devam eden tiyatro tamamen ve tamamen altılı masa operasyonuydu. Şu Meral Akşener var ya, Meral Akşener'den korkun abi. Bu kadın öyle normal birisi değil. Bak siyasetini, siyasetçiliğini oralarda değilim ben. Kişilik olarak kendisini tanımam. Ailesini bilmiyorum, tanımıyorum onu. Çok da ilgilenmiyorum orayla. Bizim kültürümüz, bizim edebimiz siyaset yapan bir kişinin ailesi, çocuklara, işte eşi, hanımının öyle onlar bizim umrumuzda değildir. Allah herkesin ailesini huzur içerisinde yaşatsın. Bunda yana bir şeyimiz yok. Ama Meral Akşener var ya, bu Meral Akşener'e dediler ki bir galiba. Dedi ki buna, sen şu MHP'yi bir böl dediler ya. Kadın girdi MHP'yi ele alacak. İşte baktı ele alamıyoruz, o zaman bölelim onu dedi. Ve böldü onu. MHP'den bir İyi Parti çıkardı. Şimdi ikinci level başladı. CHP'yi bölüyor. Kadın girdiği yerde birlik beraberlik devamlı. Böyle gidiyor. Valla kusura bakmasın Cumhuriyet Halk Partililer. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz Cumhurbaşkanı aday yapacağız diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Abi Meral Akşener orada var. Varken sizin Kemal Kılıçdaroğlu biraz zor aday olur. Yani Meral Akşener bir bakıyorsun Ekrem İmamoğlu'nu çıkarıyor ön plana. O patlayınca gidiyor Mansur'u çıkarıyor oradan. Oradan arkadan gidiyor birilerini o şeyi almış yanına Hüseyin Başı. Onu devamlı yanında gez. Var ya yemin ediyorum bazı tipler var tamam mı? Böyle zengin sövüşleyicileri vardır bazıları. Bilir misin onları mesela? Böyle alırlar böyle zengin iş adamlarıyla takılırlar. Seni filancayla tanıştıracağım. Seni işte Cumhurbaşkanlığında bir tane tanıdığım var. Şu bakan da az önce aradı beni. Ya bakanım şey. Böyle bir üç kağıtçı böyle ziya mı onlar? Atma ziyacılar mı onlar? Hani onun gibi böyle bazı tipler vardır. Hakikaten hani sövüşlerler adam. Ondan sonra adam hani ağzım yüzüm diyene kadar bir bakarsın ki 3-5 milyonluk olmuş adam. Bazı arkadaşlar da var. Abi diyor şunu tanıyor musun? Şimdi beni arıyor tamam mı? Diyorum yo tanımıyorum onu. Abi işte bu işte Cumhurbaşkanlığına yakınmış. İşte abi geçen bana bir arsa aldırdı. Bana şunu yaptı falan. Hop adamı patates etmiş. Şu anda Meral Akşener siyaseten birilerini var ya fena sövüşlüyor. Yani bugün hatta geçen Barış arkadaş bir açıklamalar yapmaya başladı. Barış arkadaş o eski CHP'li milletvekili gazeteci İyi Partililerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl ihale aldıklarını hem de usulsüz ihale aldıklarını onları yazmaya başladı. Bugün de sabahleyin o haberleri görmeye başladım. Bu ara görebiliriz onları. Meral Akşener'in oğlu mu ne bir şirketi varmış. O da İmamoğlu'ndan ihale alıyormuş. Şu oluyormuş bu oluyormuş. Hani önümüzdeki günler var ya abi çekirdek kuruyemişçilerle aranızı iyi tutun. Kuruyemişçilerle aranızı iyi tutun. Önümüzdeki günlerde çok çekirdek çitleyip izleyeceğimiz tiyatrolar olacak. Bunlar ulan birbirlerini yiyorlar ama Afrika'dakilere yamyam diyorlar. Lan asıl siz yiyorsunuz birbirinizi. Neyse Meral Akşener 25 yıl önce videosunda Refah Anayol aynen o hükümeti de ben yıktım dedi. Ondan sonra ertesi günü dedi ki o Refah Yol değildi. O bilmem anavatanla olan ittifak onu bir yıktım. Kurulmamış bir şeyi nasıl yıkıyorsun onu da bilmiyorum. Onu da neyse engelledim diyecekti de yıktım dedi herhalde. Ama şimdi geriye dönük bir bakıyorsun abi. Ya DYP'de misin, MHP'de misin, İYİ Parti'de misin, CHP'de misin, Bağımsız Türkiye Partisi'nde misin, neredesin bilmiyorum. Ama gördüğüm bir şey var. İYİ Parti'nin bütün seçim maliyetlerini, İYİ Parti'deki işte yöneticilerin iaşelerini hepsini aradan şeye yürüyor Ankara'ya. Ankara'dan olayı bir toparlıyor. Ankara tam bir hareketleniyor. Geliyor İstanbul'a. İstanbul bir hareketleniyor. Vallahi var ya 10 numara gidiyor. Evet şimdi burada bu toplantıdan sonra asıl benim bu toplantıda dikkatimi çeken bir şey vardı. Ali Babacan. Çok uzun zamandır sosyal medyada ötede beride Ali Babacan'ın konuşmalarına şahit oluyoruz. Ve hep dua ediyorum. Ya Rabbi kimseyi bu hale düşürme ya. Kimseyi bu hale düşürme. Dün beraber mücadele ettin. Dün beraber kol kola girdiğin, dün beraber hani belli bir davayı savunduğun adamlardan sırf intikam almak için Ali Babacan'ın sözlerine bir bakıyorum. Eyvah eyvah diyorum ya bir insan buraya nasıl gelebilir? Ahmet Davutoğlu aynı. Bir insan bu noktaya nasıl gelebilir ya? Toplantıda o Saraçhane'deki programa bir bakıyorsun. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu da reddediyorum.
reddediyorum. İki, Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu da reddediyorum. Başka neyi reddediyorsun? Ömer Halis Demir'in verdiği mücadeleyi reddediyor musun veya destekliyor musun? O Saraçhane'de 15 yaşına kızın göğsüne mermi atanları savunuyorsun Ali Babacan. Siyaset yapabilirsin kardeş. Siyaset yapabilirsin. Ama siyaset böyle olmaz. Siyaset dün ağız dolusu saldırdığın tiplere bugün yalakalık yaparak siyaset yapılmaz. Dün öyle düşünüyordum, bugün öyle düşünüyorum. Bu muhabbet de seni kurtarmaz. Kalk de ki ben iktidara geldiğim zaman şunu yapacağım. Ben şunu savunuyorum. Ben bunu destekliyorum. Ben buradan mücadele ediyorum. Vatandaşımıza şunu sunuyorum. Bunu söyleyebilirsin. Kendini inkar ederek, geçmişini inkar ederek ve geçmişte beraber yol yürüdüğün insanlara hakaret ederek, saldırarak ve birilerinin takdirini almak için, alkışını almak için Yasin Börü'nün şehit olmasını sağlayan onun müsebbibi adamları, biz daha meydanlara PKK terör örgütünün liderinin heykellerini dikeceğiz diyen adamlara, DHKPC komutanlarına selam gönderip devletine katil diyen, ki devlete katil ne zaman dedi Canan Kaftancıoğlu? Gezi olayları sürecinde. Gezi olayları sürecinde Ahmet Davutoğlu sen bakan değil miydin? Sana katil diyenlere bugün yaranmak için yaptığın konuşmalara bak. Ve bunun adı siyaset zannediyorsun ha? Az daha bekleyin. Az daha bekleyin. Bu millet sizi ait olduğunuz çöplüğe gömecek. Senden daha öncesinde Abdülhatif Şenerler de böyle çıkmıştı meydana. Ahkam kesiyorlardı. Kanal kanal geziyorlardı. CHP'nin bir o programında bir programında böyle geziyorlardı. Sonra nerede şimdi Abdülhatif Şener? Görebiliyor musun onu? Bir selpak gibi böyle kullanıp çöpe atıldı. Bir kağıt mendil gibi, bir kağıt peçete gibi kullandılar onu ve çöpe attılar. Şu anda sizi de kullanıyorlar. Vakti zamanı geldiği zaman sizi de çöpe atacaklar. Ali Babacan sonrasında Ahmet Davutoğlu'yla Saadet Partisi'nin genel başkan vekili konuşma yapıyor. O konuşmada ne oldu biliyor musunuz dostlar? Tam Halk TV canlı yayınlıyor ya Saraçhane programını. Ulan tam Ahmet Davutoğlu konuşacak, Saadet Partisi'nin yetkilileri konuşacak. Abi canlı yayından anında reklama gittiler. Şimdi normalde ulan böyle bir şey olur mu la? Hani altı masanın lideri kalkıp konuşacak, lan o gün gerekirse hiç bir tane reklam verme. Hani seni finansa edenler bir program yapıyorlar. O programı yayınlayacaksın abi. Ne reklamı? Ama bu reklamların Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasına ve Saadet Partisi'nin başkan vekilinin konuşmasına denk geldiği zaman abi buna bir değişik bir gözle bakmak gerekiyor. Bu normal bir şey değil. Burada başka bir niyet var. Başka bir duygu var bu işte. Buraları görmen lazım. Tamam, Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorsun. Tayyip Erdoğan'dan intikam almaya çalışıyorsun. Problem yok. Ama beraber olduğun insanlar çok affedersin sana ne muamelesi yapıyor? Biraz buraya bakmak lazım. Saraçhane'deki ya bir tane Saadet Partisi'nde gerçekten Saadet Partisi'ni dese, ya tamam Tayyip Erdoğan'a kızıyorsun. Amerika'nın uşağıdır. İşte domuz etini bilmem helal yaptı. Yok Irak'a bilmem şunu yaptı bunu yaptı. Böyle saçma sapan 20 senedir aynı muhabbetleri devamlı kullanıyor. Bu Saadet Partisi'ndeki abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz. Yahu tamam da Tayyip Erdoğan'a karşı gelmen, Tayyip Erdoğan'dan nefret etmen, ona muhalefet etmen ayrı bir şey. Benim bir Müslüman olarak Saadet Partisi'ndeki dostlara sorduğum şey şu. Bana troll diyorlar, bana yalaka diyorlar, bana satılmış diyorlar, bana şunu diyorlar, bana istediğinizi söyleyin abi. İstediğinizi söyleyin. Umurumda bile değil. Ben MGV'de yetişmişim ve Refah Partisi sürecinde bedeller ödeyip ardından Tayyip Erdoğan'la beraber bu ümmet için, millet için burada mücadele etmeye gayret ediyorum. Benim derdim parti purti değil. Şu partide olursan tamam, bu partide olursan şöyle diyemez bana kimse. Ben bir dava mücadelesi veriyorum. Bu dava senin radarına girmeyebilir. Sana uygun olmayabilir. Ben etrafımdaki 3-5 tane saadetçinin, saadetlilerin mutlu olması için ben bu mücadeleyi vermiyorum. Allah mutlu olsun. Allah sevsin. Allah takdir etsin. Benim derdim o. Ama ben Saadet Partisi'ndeki arkadaşlara şunu hakikaten soruyorum onu. Ya tamam Tayyip Erdoğan yanlış yaptı. Senin partini bıraktı. Efendime söyleyeyim işte bilmem Amerika ile şunu yaptı. İsrail ile şu oldu, bu oldu. Bunların hepsi tamam. Tayyip Erdoğan'dan bundan dolayı nefret ediyorsun ve Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele veriyorsun. Bunda sıkıntı yok. Benim merak ettiğim şey şu. Senin Ebu Cehillerle işin ne arkadaş? Tayyip Erdoğan şunu İslam'a göre yapmadı diye Tayyip Erdoğan'a sen kızıyorken sen niye gidip de Ebu Cehil'le yan yana duruyorsun? Bana bir bunu açıkla. 80 senedir Milli Görüş'e, Erbakan Hoca'ya ve Milli Görüş Hareketi'ne mensup, bunun yanında bu ülkedeki dini bütün yaşamaya gayret eden Müslüman
Müslümanlara zulmeden CHP'nin niye kuyruğuna takıldın? Bak o CHP'nin sana uyguladığı model. Bak bu bir şey değil. Bu görünen. Bak ne olduğunu sana göstereyim. Bir sonraki tweet'i getirir misin? Bunu gördüm dün. Saadet Partili çıktı, kapattım yayını. Bu adamları görmek, dinlemek istemiyorum ben. Gidip İsmail Ağa'nın mitinginde konuşsunlar. İnsanlar alanı terk ediyor. Cidden bu adamların Saraçhane'de ne işi var? Peşine takıldığın, borazanlığını yaptığın, İstanbul'u biz kaybettirdik, Ekrem İmamoğlu'nu biz kazandırdık diye ortalıkta böyle hani göğsünüzü gere gere kahraman nidasıyla geziyorsunuz ya, işte o oy vererek desteklediğiniz, o kuyruğuna takılıp da son 3-5 senedir bu ülkede siyaset yapmaya çalıştığınız insanların size bakışı bu. Kusura bakmayın. Bu bakış nedir biliyor musun? Bu bakış köprüyü geçene kadar ayıya dayı denmesidir. Bu en hafif tabiri. Yoksa burada it muamelesi yapılıyor. Şu adam Saadet Partililere ve o Saadet Partisi'nin konuşan başkanına ne muamelesi yapıyor burada? Saadet Partililer eğer bu ülkede bir iktidar değişikliği olursa Saadet Partililere müsaade edeceklerini, normal bir hayat yaşatacaklarını mı zannediyorsunuz? Bir bak geriye. Yazık günah ya. Yazık günah. Abi İYİ Parti'nin Meral Akşener şöyle konuşmuş. O zaten vazifesi, onu konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir adamın konuşması benim umurumda değil. Hani var ya, yiğidi gül ağlatır diyor ya. Yiğidi gül ağlatıyor. Alaycı Mansur'a herkes taş atıyor idama giderken. Herkes taş atıyor ona. Tepki vermiyor. Ama aynı dönemin alimlerinden bir tanesi ona gül atıyor ve ağlamaya başlıyor Alaycı Mansur. Ve sinirle ona tepki vermeye çalışıyor. Yanındakiler diyor ki insanlar sana taş atıyorlar. İdama giderken kimseye itiraz etmiyorsun ama birisi sana gül attı, ona tepki verdin ve hüzünlendin. Oradan acı hissettin. Neden? Dedi ki o taş atanlar bilmiyorlar dedi. Ama dedi o gül atan var ya, o gül atan bütün mevzuyu biliyor dedi. Bütün mevzuyu ve gerçeği biliyor. Beni o yaralıyor. Büyük Türkiye Partisi Hüseyin'in gidip de Meral'in kuyruğuna takılması benim çok umurumda değil. Türkiye Komünist Partisi'nin altılı masayı desteklemesi benim çok umurumda değil. Ama bir Saadet Partili'nin kalkıp CHP'nin isminin geçtiği, altı okun silüetinin gözüktüğü bir yerde bulunması, işte adamı o ağlatıyor. O ağlatıyor adamı. Ha şunu diyorsan, tamam sizi ağlatabiliyorsak ne mutlu bize diye olaya bakıyorsan o da senin ayıbın. Bilmiyorum onu ama yazık. Neyse, dün tiyatro bitti arkadaşlar. 1,5 gün süren bir şeydi. Saman Alevi'ydi. Hatırlayın burada yaptığımız canlı yayındaki sözlerimizi. Bunu söylüyorduk. Bu bir Saman Alevi'ydi. Yandı, puf. Bitti. Bitti. Sürmez bu. Yarın Türkiye'de bir tane olay olsun. Allah'ın bir kulun ne Ekrem gelir aklına ne başka bir şey gelir aklına. Cumhurbaşkanı adayı oluyormuş da efendime söyleyeyim Türkiye 85 milyonu kucaklama 85 milyonu. 16 milyonu kucakladın ne hale geldik bilmiyoruz. Arkamıza baka baka geziyoruz. Mehter takımı oldu bütün İstanbul. Ki ileri bir geri bakıyor. Niye? Ekrem geliyor mu? Ekrem başkan gelip arkadan bizi kucaklamasın diye. Dün akşam hak, hukuk, adalet, herkese huzur, refah şunu bunu getireceklerdi. Program bitti. %60 zam. %60. İspark'a mı yaptılar? İspark'a. İspark'a arabanı bir yere bıraktın mı 20 lira ödüyorsun. İspark. Abi 20 lira. Ortada hiç maliyet yok, bir şey yok. Değnekçilik yapıp 20 lira para topluyorlar. İspark son 3 senedir full zarar ediyor. Ama her şey çok güzel olacak. İstanbul'da her şey çok güzel oldu ya. Bir de şimdi İstanbul Türkiye'nin genelinde olacak. Lan bir salın bizi ya. Yemin ediyorum. Nasıl bir beddua aldık? Ne yaptık bilmiyorum. İncirin altına akşam vakti mi işedik? Çarpıldık mı? Ne yaptık bilmiyorum ya. Pandemiden çıktık. Bunlar geldi karşımıza. Pandemi bitti, bu tedarik zinciri sıkıntısı, o bitiyor, bunlar geliyor. Nasıl bir imtihanın içerisindeyiz? Gerçi Cenab-ı Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennet yüzümü göreceksiniz. Cenab-ı Hak demek ki bizi de çektiriyor, yapacak bir şey yok.